Çok güzel. Çok... Buyurmaz mısınız efendim? Ah, teşekkür ederim. Böyle arkadaşlar. Emekli doğum doktoruyum. Oh, harika. Çok güzel bir mesleğiniz varmış Taceddin Bey. Dünyaya güzel çocuklar getirmekte katkım oldu. Keşke o zaman tanışsaydık. Bizim kızın doğumunu da siz yapardınız. O yaptı zaten. Dede. Yani Taci amca. Söyle Cüneyt'ciğim. Biz sizin düğünden sonra Antalya'ya tatile gideceğiz. Siz de gelseniz. Bilmem ki. Aslında çok seviniriz. Herhalde bu hızlı düğün planının içine bir de balayı planı ayırmışsınızdır. Aslında böyle bir şey düşünmedik ama gelin derseniz geliriz. Ah, sahi baba gelir misiniz? Baba. Canım yarından sonra artık hepimiz ona baba diyeceğiz nasılsa. Beni bahtiyar edersiniz. Canım madem öyle o zaman çocuklar da size dede desinler. Ben seve seve derim. Ben de derim. Sizi çok sevdim. Ben de sizleri çok sevdim. Ben de seni çok seviyorum Taci. Ay nedense uzun zamandır seni tanıyor gibiyim. Anı yaşayabilmek için ömrümü verebileceğim anlar oldu. Çaktırmadım ama benim için de öyleymiş. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Nasıl görünüyorum? Eskisi kadar yakışıklı mıyım? Yakışıklısın, yakışıklısın da. Taci, sana bakınca içimden ağlamak geliyor. Kendi bencilliklerim yüzünden senin gençliğini yedim. Varsın olsun. Ne yaptınsa beni sevdiğin için yaptın. Taci ne isterim biliyor musun? İnsanlara ölümsüzlük veren bir sihir bulunsun. Sevdiklerimizden hiç ayrılmayalım. Öyle bir sihir yok. Ne ara ne dene. Ben sensiz ne yapacağım? Bunu değil, birlikte yaşarken neler yapabileceğimizi düşün. Boş ver. Geleceği bilemeyiz. Gelecekten korkarsak bugünü de kaybederiz. Hala senin yanında huzur buluyorum. Ben de senin yanında. Söyle bakalım, düğünde gelinlik giyecek misin? Aa, tabii giyeceğim. Hem de eskisinden daha güzel görüneceğim. Sen her zaman güzelsin. Taci, şimdi yarın sizin usul nikah yapıyoruz değil mi? Yani nikah memuru falan. Evet. Sonra bir de peri düğünü yapar mıyız? Nerede? Nerede olacak? Yıldızların altında, gökyüzünde. Sen istersen yaparız. İsterim, hem de çok isterim. Geçen sefer içimde kalmıştı. Sen gurur meselesi yapmıştın. Düğünü erkek tarafı yapar demiştin. Biz de bir düğün salonunda yapmıştık. Şimdi etrafa hava atmak istiyorum. Sihirli bir düğün mü olacak? Evet, sürprizlerle dolu. Sen orasını bana bırak. Peki, hadi. Uyuyalım artık. Yarın zor bir gün olacak. Hı hı. Gel şöyle sarılalım. O kadar da sıkı sarılma. Evlenmeden önce muzur şeyler yapmak yok. Ay o kadar olur artık. Sihirli günler Peri Amperi. Sihirli günler Peri Amperi. Ah, affedersiniz Perileciğim. Bu ne heyecan Peri Amperi? En yakın iki arkadaşım evleniyor ve ben birinin sadıcı olacağım. Nasıl heyecanlanmayayım Perileciğim? Haklısın. Bu telaşın arasında seni gökyüzüne çağırdığım için affedersin. Ne demek görevim? Bu sefer bir görev için değil bir rica için çağırdım. Buyurun. Bunu Dudu'ya vermeni istiyorum. Kırmızı kitap. Hı hı. Geçen gün kütüphaneden izinsiz aldığı sihirli kitabın bir kopyası. Yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak bunu ona düğün hediyesi olarak veriyorum. Dudu çok ama çok sevinecek. Perileciğim siz bize katılmayacak mısınız? Aile içi düğün törenini buradan izleyeceğim. Orada bulunmamı açıklayamazsınız, huzursuzluk çıkabilir. Dudu'nun eski bir arkadaşı olduğunuzu söyleyebiliriz. Yok hayır.
Torunları, damatları beni tanımıyorlar. Dudu'yu ve Taci'yi zor durumda bırakmak istemem. Siz eğlenmenize bakın. Düğünden sonra nasıl olsa onlarla görüşürüm ben. Ona bu hediyeyi ver ve mutluluklar dile. Bu yeterli. Vermez olur muyum Berilicem? Tabii ki vereceğim. Siz Merzuka kızı Dudu. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırana kadar Osmanoğlu Taceddin'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Siz Osmanoğlu Taceddin, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırana kadar Merzuka kızı Dudu'yu karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ayağına bas Dudu'cum, ayağına bas. Of. Misafirlerin ve şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsiniz. İşte yine kocamsın. Böyle olacağını hayal etmiş miydin? Her zaman. Bir gün Taci'yi affedersen böyle olalım demiştim. Eski günlerdeki gibi el ele, diz dize. Bir daha beni bırakma. Sen de beni bir daha aldatma. Ben seni hiçbir zaman aldatmadım ki. Buna hiçbir zaman inanmayacağım. Ama şimdi bunları düşünmek istemiyorum. İnan bana, seni hiçbir zaman aldatmadım. Sus, konuşma. Bana huzur ver. Birbirimize yaptığımız kötü şeyleri unutalım artık. Unutalım aşkım. O kitap ne? Hangisi? Bu kırmızı kitap, hani Perihan vermişti sana. Aa, o bize Periliçer'in düğün armağanı. Ne özelliği var? Gizli gizli kütüphaneden çıkardığım sihirli kitabın aynısı o. Yani? Yani içinde değişmeyen şeyleri değiştirebilen sihirler var. Yani beni yine üzersen seni köpek yapabilirim demek. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Umarım olmaz.